Tekno Safer'den herkese merhaba. Bugün sizlerle Oppo'nun kısa bir süre önce Türkiye'de piyasaya sürdüğü Reno 4 Lite akıllı telefon modelini kutusundan çıkaracağız. Cihaz 3599 liralık bir fiyat etiketine sahip, orta segmente konumlandı. Reno serisi zaten Oppo'nun genelde en çok merak edilen ve ilgi gören serilerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz de merak ediyoruz. Eğer siz de bizim kadar merak ediyorsanız lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Cihaz böyle bir kutuyla kullanıcı beğenisine sunuluyor. Hemen üzerinde 8 GB RAM olduğuna ve 128 GB depolama alanı olduğuna dikkat çekildiğini görüyoruz. Solunda ve sağında da ismi yazıyor. Herhangi bir ibare yok. Ben bize metallic white rengiyle geldiğini gördüm. Metallic white rengi dışında aynı zamanda bir mat siyah renk seçeneği de mevcut. Dolayısıyla piyasaya iki renk seçeneğiyle sürülüyor. Hemen açalım. Evet, kutuyu ilk açtığımızda böyle hemen telefonu görüyoruz. Benim ilk başta oldukça ince olması dikkatimi çekti mesela. Bu kadar ince bir cihaz beklemiyordum. 6.4 inçlik AMOLED bir panelle geliyor. Onu da hatırlatalım. 800 nit'e kadar parlaklığını arttırabiliyorsunuz. 2400'e 1080 pikselde Full HD Plus. 60 Hz'de ekran tazeleme oranı olduğunu hatırlatalım. Ben hemen bir açacağım. Cihaz açılırken kutudan başka neler çıkıyor ona bakalım hemen. Burada zannediyorum bir kılıf var. Evet, garanti belgesi falan içine yerleştirilmiş. Oppo cihazlarda zaten kılıf çıkması alışık olduğumuz bir şey. Çok şaşırtmadı beni. Mutlu da ediyor açıkçası. Bunun dışında bir şarj adaptörümüz var. Şarj adaptörünün 18 Watt'lık hızlı şarj desteği olduğunu da hatırlatayım. Cihazın ise 4000 mAh'lik bir bataryası mevcut. 18 Watt hızlı şarj desteği tabii ki de Reno 4 Pro'daki kadar beni heyecanlandırmadı. Çünkü Reno 4 Pro'da 65 Watt'lık bir SuperVOOC adını verdikleri hızlı şarj teknolojisi mevcut. Yani 36 dakikada cihazı full şarj ettiğini söylüyor teknoloji. Ama bu da şu açıdan umut verici. Marka 10 saat boyunca tüm gün şarj ömrü sunduğunu söylemiş. Sonrasında başka ne çıkıyor? Bir Type-C kablomuz var. Uzunluğuna bakalım. Bence şöyle ortalamayı tutturmuşlar gibi orta segment cihazlarda ya da günümüz artık yeni nesil akıllı telefonlarında bu kadarlık bir şarj kablosu çıkıyor. Kulaklık çıkması da tabii ki ümit verici. Bence güzel bir haber. Orta segment bir telefona yerleştirilecek bir kulaklık. Hemen telefonu bir kuralım. Buraları toparladık. Hemen devam ediyoruz. Hemen ben bir parmak izi tanımlaması yapacağım. Ondan önce tasarımına biraz bakalım. Arka tarafında metallic white dedikleri bence bu da biraz mata çalıyor ya da farklı bir materyal kullanmışlar. Mat siyah rengini de ben merak ediyorum. Onun dışında dörtlü bir kamera kurulumumuz var. Arkada sağ tarafta bir güç butonu var ama parmak izi okuyucuyu ekran altına entegre etmişler. Sol kısımda bir sim kart tepsimiz var. Tek sim kart takabiliyorsunuz cihaza. Onun dışında ses açma, kapama tuşlarımız. En altta da 3.5 milimlik jack girişi görüyorum. Bir Type-C girişi ve hoparlör var. Ses çıkışı yapıyor oradan cihaz. Cihazın 164 gramlık bir ağırlığı olduğunu da belirteyim ben. Bana hiç ağır hissettirmedi çıkınca ama dediğim gibi en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de inceliği oldu. 220 derece yuvarlatılmış kenar tasarım kullandıklarını söylemişler. Arka gövdede söylediğimiz gibi yapay zeka destekli dörtlü bir kamera kurulumumuz var. Kamera kurulumunda ana kameramız 48 megapiksel. Ona 8 megapiksellik bir ekstra geniş açı lens ve 2'şer tane 2 megapiksellik mono lens eşlik ediyor. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri ise ön paneldeki çift delikli tasarım oldu. Ön kamerayı iki lens yerleştirerek o şekilde bir kamera modülü haline getirmişler. Bir tanesi 16 megapiksel, diğeri de 2 megapiksellik bir derinlik lensi aslında. Bu da selfie fotoğraflar çekerken gene bu bokeh efekti dediğimiz arka tarafın daha bulanık, kendinizin daha net göründüğü portre efektlerini yakalamak açısından yapılmış bir teknoloji. Arka kamera 30 karede 4K kaliteye kadar video çekebiliyor. Ön kamera ise 1080 piksele kadar yine 30 karede video çekebiliyor. Bununla birlikte kamera kurulumunda yapay zeka renkli portre dedikleri bir efekt de mevcut. Reno 4 Pro'da da var. Bu benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi oldu. Arka planın biraz daha böyle doğal siyah beyaz görünmesini, sizin ise renkli ve canlı görünmenizi sağlıyor. Bu da tabii ki de telefon incelemesini yaparsak
özellikle bakacağım şeylerden biri olacak. Çünkü böyle profesyonel ya da photoshoplanmış gibi fotoğraflar elde etmenizi sağlayabilir. Telefonun donanım özelliklerinden de bahsedelim istiyorum. Ben biraz MediaTek Helio P95 işlemci modelini kullanıyor. Oppo bunu genelde aynı seride böyle alt segmentlerde çıkardığı telefonlarda çok fazla yapıyor. İşte A91 ile A72'de de benzer bir şey olmuştu. Birinde MediaTek, diğerinde Snapdragon vardı. Renault 4 Pro'da da aynı şekilde Snapdragon işlemci kullanmışlar. Bunu da MediaTek kullanmışlar. Farkı tabii ki böyle karşılaştırma videolarında falan daha iyi anlaşılabilir. Ama iki telefonun arasında segment farkı olduğunda hatırlatmak lazım. 8 GB'lık da bir RAM'i var. Orta segment bir telefon için gayet iyi bir RAM kapasitesi bence. Böyle bir oyun oynarsak ya da uzun uzun sosyal medyada gezinirsek 6 GB, 4 GB RAM'li orta segment telefonlarla arasındaki farkı çok rahat bir şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum ben. Bununla birlikte 128 GB'lık da bir dahili depolama alanımız var. Ama micro SD kart desteğiyle bu dahili depolama alanına bir 256 GB daha ekleyebiliyorsunuz. Oppo Reno 4 Lite'ı bugün kutusundan çıkardık. Cihazın uzun incelemesini de kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Bu videoyu da beğenip aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.